döndük dolaştık. Türbemiz burada ve başladığımız yere geldik. Demiştim ya size, bir mezar taşı var çok önemli, ben çok beğenmiyorum. Önemli derken benim için önemli diye. İşte o mezar taşının olduğu yerdeyim şu anda. Bakın, Börk'ünden de anlaşılabileceği gibi bu bir Yeniçeri mezar taşı. Pek çoğumuzun bildiği üzere Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kuruluyor ve 3. Murat dönemine kadar işte 10 ile 12 bin arasında değişen neferden oluşan son derece elit bir savaş gücü. Sistemin zaman içinde yozlaşması, çürümesi, işte alım usullerinin değişmesi, Yeniçeri sayısının haddinden fazla çoğalması hem devlet hem de ıslahatlar için tehlike oluşturmasından dolayı 15 Haziran 1826 yılında Yeniçeri kışlaları yerle bir ediliyor ve Yeniçeri ocakları kapatılıyor. Bu olaya Vakai Hayriye deniyor. Biraz KPSS bilgisi gibi oldu. Ve Vakai Hayriye'den sonra Yeniçeri mezar taşlarının bile parçalandığı söyleniyor. Yani halkta o kadar bir kin ve nefret birikmiş ki kışlaların yok edilmesiyle kalmamış, mezarları varana kadar Yeniçerilere zarar verilmiş. Özellikle İstanbul'da yani bu Yeniçeri mezar taşlarına çok ender rastlanıyor. Ama bu tahribatın olmadığını, mezar taşlarının tahrip edilmediğini söyleyen kaynaklar da var. Araştırmalarımda gördüm. Neyse, yani genel kanı bunların zarar gördüğü şeklindedir. Fakat her ne olursa olsun bir Yeniçeri mezar taşı görmek benim için büyük bir mutluluk. Çünkü dediğim gibi bunlar son derece nadir bulunan mezar taşları. Yeniçeriler, cemaatliler, bölüklüler ve sekbanlar olmak üzere 3 sınıfa ayrılıyorlar. Biraz işin teknik kısmına geçelim. Yeniçeri birliklerine orta deniyor. Bunlar ilk başta 60 kişiyle başlıyorlar ve zaman içerisinde 2500 kişiye kadar çıkıyorlar. ...196 tane orta var Osmanlı ordusunda. İşte her bir ortanın ilgilendiği de özel bir alan var. Ve bu ilgi alanlarıyla ilgili de her ortanın da sembolleri var. İşte mesela bir orta asayişten sorumlu, bir orta padişahı korumakla görevli, başka bir orta ordunun barut ihtiyacıyla ilgileniyor. İşte başka bir orta ne bileyim padişahın av partilerinin sürekli avlarını düzenliyor, onlardan sorumlu. İşte bazı ortalarda sınır kalelerinde bekçilik yapıyorlar. Ve bunların ilgilendikleri işlerle de ilgili dediğim gibi sembolleri var. Bu sembolleri kullanıyorlar. Bu sembolleri eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul ya da İstanbul'u ziyaret ederseniz, İstanbul'un eski semtlerinde yani Suriç semtlerinde Osmanlı'dan kalma ya da Bizans'tan kalma surlar olabilir, eski yapılar olabilir. Onların duvarlarına bakın, Yeniçerilerin işte bıçaklarıyla, hançerleriyle kazıdıkları orta işaretlerini, sembollerini grafiti olarak işte duvarlara kazımış olarak görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Yeniçeriler başlarına börk denen serpuş takarlar. Bu serpuşlar yaklaşık 45 santim oluyor. Bakın burada o börkü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu serpuşun en ucundan omuzlara kadar da bir parça düşer. Buna da yatırmalık denir. Bu da keçeden bir çuha parçası. Onu da burada aslında görebiliyoruz. Tam olarak bu taşta yapılmış mı bilmiyorum. Arkası düz yapılmış ama şuradan bakarsak çapraz profilden şöyle. Bakın börkten şöyle omuzlara doğru inen yatırmalığını görebiliyoruz. Bunun dışında bakın börkün önünde şu parçayı görüyorsunuz. Bu genellikle gümüşten ya da pirinçten yapılıyor. Buna kaşıklık deniyor. Bu daha bilindik bir ismi. Bu tüylük de deniliyor. Fakat kaşıklık daha bilindik bir ismi. Börkün başa geçen kısmına ise yani şu kısmına ise dal taş deniyor. Bu mezar taşında börkün bütün özelliklerini görebiliyoruz. Bir Yeniçeri'ye ait zaten. Şu taş ilgimi çekti. Onun da sebebini söyleyeyim. Bu bir Yeniçeri mezar taşı olabilir. Tam emin olmamakla birlikte. Bu da bir Yeniçeri mezar taşı olabilir. Çünkü bir makalede gördüğüm başlığa çok benziyor. Şöyle bakarsak bu mezar taşına öbür taraftan diyor ki elimdeki notlarda şöyle bakalım. Kavuğun sol tarafı kabarık olur ve aşağı doğru iner. Tepesi sivridir ve bu imtiyaz işaretidir. Savaşlarda büyük yararlıklar gösterdiğinin ne demiş? Savaşlarda büyük yararlıkları görüldü anlamına gelirmiş. Bu bir Serdengeçti başlığı olabilir. Yani bu da bir Yeniçeri başlığı olabilir. İlginç. Bunu hemen onaylatmam lazım. Bunu da fotoğraflarını çekeyim. Gezimize devam edelim. Dediğim gibi bu bir Serdengeçti başlayabilir. Mezar taşının ön tarafı da burası. Şurada yanılmıyorsam orta işaretinin olması lazım. Ama çok silik durumda, okunmuyor. Biraz temizlenmesi lazım. Biraz da şekerlenmiş denir buna. Onların temizlenmesi lazım. İnşallah okunmuştur bunlar büyük ihtimalle ve o makalelere erişemedim ben, bulamadım. Neyse devam edelim geziye.